Selam dostlar, bugün sizinle Out of Line isimli indie tarzdaki bir oyunu oynayacağız. Oyunumuz böyle Inside Limbo tarzında bir oyun. Güzel, hikayeli bir oyun. Genel olarak oyun görüntüsü mükemmel, çizimlerle falan grafik tasarımla yapılmış bir oyun büyük ihtimalle. Hikaye anlatımlı oyunları sevenler bu oyunu da sevecektir büyük ihtimalle. Özellikle Inside'ı bitirdiyseniz bu oyun ona çok yakın bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi beraber başlayacağız. Oyun hikaye bazlı bir oyun olduğu için yavaş ve ağır giden bir oyun. Nispeten biraz daha ağır bir video olabilir. Şimdi bu şekilde bir karakterimiz var. Bu sağa sola gidebiliyor ve zıplayabiliyor. İsterseniz W ile, isterseniz Space tuşuyla zıplayabiliyorsunuz. Böyle yukarıda gördüğünüz gibi mavi küreler var. Ana amacımız bu mavi küreleri toplayabilmek. Dediğim gibi hikayeye göre gideceğimiz için biraz ağır geçecek. Sinematikler falan olacak. Onları izleyip oyunumuza devam edeceğiz. Şimdi hikayenin tam anlamını ben de bilmiyorum. Hikayenin akışını ben de bilmiyorum. Oynamadım daha önce oyunu. İlk defa oynuyorum. 1-2-3 dakika oynayışla alakalı bir oynama yaptım. Oynadım daha doğrusu. Böyle gökyüzünden çıkan böyle robot eller falan var. Bunlar hem işte ağaçları falan bu küreleri yakalıyorlar. Hem de bu işte bizim ana karakterimiz olan çocukları yakalamaya çalışıyorlar. Out of Line oyunun ismi. Epic Games'te mevcut. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ücretsiz olarak verilmişti. Ve evet, şu an yakalandık ve bizi bir yere attılar. Bir karakterimiz şaşkın şaşkın bakıyor etrafa, nereye geldim falan gibisinden. Evet, oynamaya devam edebiliriz şu anda. İlk mavi küremizi aldık ve ağacımıza bu mavi küremizi getirdik. Tahminimce ilerleyen yerlerde bu mavi küreler falan böyle güçmüş verecektir. Daha gördüğünüz gibi W ile zıplarsın demek istiyor ama ben Space daha mantıklı geldiği için Space ile oynuyorum. Şöyle şuralara geçelim. Hızlı koşma diye bir şey de yok. Şimdi burada bir sarı küremiz var. Bu sarı küre bize bir mızrak şeklinde gelecek. Ve mızrağı biz oyun içinde kullanacağız. Mızrağın amacı bu şekilde bir yerlere fırlatarak onun üzerine atlıyoruz ve kendimize geçiş yolu yapıyoruz. Tekrardan mouse'un sol tuşuna bastığımızda mızrak elimize geri geliyor. Böyle göstereyim. Zıplıyoruz üstüne. Ve mızrağımızı geri alıyoruz. Şimdilik öğrenebildiğim tek özellik bu. Devamını sizinle beraber oynayacağız zaten. Evet, şimdi burada taşı hareket ettirebilirsin diyor. Zaten bu işte Inside tarzı oyunlarda genelde bu şekilde öyle ittirme, kaktırma, çekme gibi şeyler oluyordu. Yine benzer mekaniklere sahip bir oyun. Kayarak aşağı indik. Ve burada artık böyle hikayenin ana temasının ne olduğunu çözmemize yardımcı olacak şeyler görmeye başladı. Bizden birkaç tane daha varmış aslında. Hani fikir olması açısından bazı böyle ön gösterimler de yapılıyor. Acaba hani birden çok aynı karakterin olduğu bir sanal dünyada mı yaşıyoruz gibi bir şey var. Dediğim gibi hikayeyi ben de çok bilmiyorum. Oynayarak görüyorum şu anda. Tabii yine benzer şekilde bu tarz böyle ufak bulmacalar da olacak. Böyle ezilmeden hemen atlayalım, geçelim bu tarafa da. Böyle şu taşı sağ tuşla, mouse'un sağ tuşuyla buradaki engeli de aşıyoruz. Oyun durgun bir oyun olduğu için ben de otomatikman sessiz oynuyorum. Dediğim gibi hani bulmacaları çözmek gerekiyor. Mesela buradaki mızrağı buraya atıp mekanizmayı durduracağımızı çözmüş oluyoruz bu şekilde. Buraya çıkabiliyor muyuz? Hayır, mızrak fırlatacağız ve mızrağın üstünden çıkacağız. Oyundaki imgeler falan baya güzel ve kaliteli aslında. Hikaye anlatımı için iyi olabilir. Şimdi buraya attık ve şuraya geçtik. Karşıdaki kapıyı kilitleyeceğiz. Tekrardan burayı açacağız. Büyük ihtimalle ilerleyen yerlerde bu bulmacaların daha da zorları karşımıza çıkacaktır. Şimdi bunu direkt böyle geçebiliyormuşuz. Evet. Gördüğünüz gibi gökyüzünden gelen demir eller büyük ihtimalle bu dev bir robot falan galiba. Ya da dev robotlar diyebiliriz. Çocukların bazılarını yakalıyorlar. Bir noktadan sonra bizim de büyük ihtimalle peşimize düşeceklerdir. Evet, kırmızı ışığı yandı bir kolun. Demek ki kırmızı olanlar bizim için tehlikeli. Evet, burada yine bir mekanizmamız daha var. Karakterimiz bu arada bize el sallıyor. Böyle yapacağız. Evet, mekanizmayı durdurmamız gerekiyor. Durdurduk mu? Evet.
Uy, ucundan kaçtık var ya. Evet, burada yeni bir dinamik daha oluştu şu anda. Bu ne? Aa, böyle bu şekilde güzel. Bayağı kendimize yol yaptık. Şöyle buraya da kilitleyip buradan bir şekilde kaçacağız. Bu tarz oyunların böyle ben tamamını falan oynayasım geliyor bazen ama çok uzun sürer. Büyük ihtimalle böyle 2-3 saatlik bir oyundur bu bitirmesi. Şimdi burada nedir play'ımız? Karşıya zıplayabiliyor muyuz acaba? Ha, şöyle yaparsak sanırım kurtarırız kendimizi. Okey. Tahmin ettim. Şöyle bir şey yapacağız galiba. Bunu buraya alacağız. Ve ters tarafa doğru ittireceğiz. Yani şu anda bulmacalar basit görünüyor ama tabii ilerleyen bölümlerde tahminimce zorlaşacaktır. Hop. Niye geri çekildiysem sanki oradan zıplayabilecekmiş gibi. Güzel, burayı da geçtik. Son bir kısmı daha geçelim. Böyle hikayeyle alakalı bir ekran gelir mi? Allah. Erken tam da geldi. Demek ki yakalanırsak bu şekilde kaldığımız yerden tekrardan oynuyormuşuz. Burada sanırım saklanmamız gerekiyor tekrar geri dönene kadar. Inside'la çok benzer ya. Hemen hemen oynanış ve hikaye çok benzer gidiyor aslında. Şimdi burada şöyle hızlıca kaçalım. Bu nedir acaba? Kaç 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 kaç. Görüyor mu bizi? Göremiyor şu anda. Güzel, bu bulmacayı da atlattık. Burada bir asansör var. Acaba mızrakla mı çalışıyor? Evet. Aa, pardon. Erken çekmemek gerekiyormuş. Aa, şurada bir mavi küremiz var. Ama ben buraya geri nasıl gideceğim? Büyük ihtimalle gidemeyeceğim. Burada kaldım. Aşağı düşeceğim ve öleceğim. Aa, gelmişiz bile. Çok iyi. Üzülmedim çok fazla. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekilde. Indie game severler için bence bayağı güzel. Hikayesini benim de merak ettiğim bir oyun oldu. Büyük ihtimalle kaydı bitirdikten sonra oyunu tamamlayana kadar devam edeceğim. Belki oyunun bütün videosunun da tek bir parça şeklinde YouTube'a yükleyebilirim oynanışını. Çünkü izlemesi de zevkli bir oyun gibi görünüyor. İşte Limbo'dur, Inside'dir, aklıma gelmeyen birkaç tane daha bu tarz indie game vardı. O tarz oyunları beğeniyorsanız eğer bunu da büyük ihtimalle beğeneceksinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca TikTok'tan ve Twitch'ten hesaplarımı takip ederseniz orada bazen canlı yayınlar yapıyorum. O canlı yayınlarda da benimle beraber olabilirsiniz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.